Hep şunu söyleriz. Dostuna, düşmanına yumuşak karnını belli etmeyeceksin. Yoksa aynen, hep oraya çalışırlar. Evet. Aynen. Şimdi bu fotoğrafları sildirmek için mahkemeye başvurmuş. Niye? Rahatsız oluyormuş, kariyerine zarar veriyormuş. Çünkü o zaman rahatsız olmadım dese de taktığı da belliydi. Takmıştı. Evet. Ama iyi yönetmişti. İyi fazla yönetmişti. Üzerinde fazla durmamıştı. Kavga gürültü çıkarmamıştı ama bir şeyleri kaldırmakla, sildirmekle o şeye daha çok dikkat çeker hale getiriyorsunuz. Alanın bu sevmediği fotoğraflar bir kez daha gündeme gelmiş oluyor. Yaşar, sana da soralım. Geçmişinden 60 yıllık ömründe silinmesini istediğin görüntü, bilgi, bir şey, herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü beni ben yapan, yani ben her zaman söylediğim bir şey var. Bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım. Ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı. Bravo. Kesinlikle. Bu kadar basit yani. Evet, kesinlikle. Geçmişi olmayan insanın geleceği olamaz. Evet, ne kadar güzel. Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın hiç doğmadı. İnsan ölen insanla ilgilenir mi? İlgilenmezsin değil mi? Evet. Doğmamış insanla da ilgilenmezsin değil mi? Evet. Bugünle ilgilenirsin yani. Önüne bak, bugünü yaşa. Evet. Hiçbir pişmanlık, ahlar, keşkeler pişman falan yok mu? Pişman olacağım, hiçbir şey yapmadım, hiçbir şeyden de pişman değilim yani. Peki, Allah rahmet eylesin Nilgün Hanım'la mesela, keşke hiç ayrılmasaydı, keşke o kadar mesafeler girmeseydi aramıza demiyor musun? Ya aslında keşke şeytanın en sevdiği şeydir. Evet. Ama biz bunu yaşamamız gerekiyordu. Her şey doğru. Bunlar yaşanması gerekiyordu. Evet. Çünkü biz bunları yaşadıktan sonra daha da olgunlaştık. Her insanın bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi vardı. Var. Biz evet, tam kalfalık döneminde tekrar birbirimize geldik, bulduk. Tam ustalık dönemine ulaşırken de hayatını kaybettin Nilgün Hanım. Peki ama geçmişte en azından son günlerini güzel yaşadı. Evet, geçmişte hiçbir şeyden pişman değilim, değil, sildirmem diyorsun. Peki eline imkan verilseydi tekrar bazı şeyleri yeniden yaşamak ister miydin? O Nilgün Hanım'la olan dönem. Eşimle tekrar yaşamak isterdim. Hmm. Eşimle tekrar yaşamak isterdim. Sizin şarkınız şu an. Biraz önce aşk şarkılarını getirmiştik. Sana da sorduk şarkını. Senin gibi evet, seni de üzmeyelim. Evet, evet. Yaşar yüzüğünü çıkarmadığını da görüyoruz değil mi? O ben kalbimden çıkmadı ki yüzüğüm kalbimden çıksın. Evet. Yani onun için tekrar bir daha evlenmem biraz uzun sürecek. Çünkü ben evleneceğim, tekrar evleneceğim kadında Nilgün'ü arayacağım. O kadında da belki mutsuzluk tabii yaşatacağım. Onun için biraz daha pişmem gerekiyor, biraz daha dibe oturmam gerekiyor biraz. Aynı çay demlenirken dibe oturur ya. Evet. Biraz demlenmem gerekiyor yani tekrar bir evlilik için. Çünkü evleneceğim kadında Nilgün'ü arayacağım. Nilgün'ü özelliklerini arayacağım. Sonra o kadını da mutsuz edebilirim. Neydi? Bir de artık bir ömür olsun değil mi? Bir de artık, yani ben 60 yaşındayım. Artık bu saatten sonra tekrar evlenme şansım yok. Bundan sonra artık mezara kadar bir ilişki yaşamak istiyorum. Tabii ki. Benle birlikte martılara simit atacak, aynı filmi seyredip, aynı müziği dinleyip zevk alacak, birlikte doğa yürüyüşünde zevk alacağımız. Benle yaşayacak yani. Evet. Benim yaşadığım her duyguyu, her zevki alacak birisini artık bekliyorum inşallah. Nilgün Hanım'la, rahmetliyle en çok neyi özlüyorsun? Neyi yapmak aklına geldikçe? Nilgün'le en çok neyi özlüyorum? Birlikte böyle sohbet ederdik. Biz böyle sohbet etmeyi çok severdik Nilgün'de. Yani tartışırdık. Aslında biz ayrı şeyleri severdik. Ama önemli olan aynı şeylere düşünüp de aynı çatı altında olmak değildir. Önemli olan farklı düşünceler içinde olup aynı çatıda yaşayabilmektir önemli olan. Biz ayrı düşüncelerimiz şeydik. Mesela onun siyasi görüşü ayrıydı, onun hayata bakışı... Mesela o İtalyan restoranda, lüks lokantada çok severdi. Ben de salaş yerleri severim. Evet. Ben köyü severim, o şehri sever. Orada ama birbirimizi yapıyorduk. Yani ortak noktada buluşuyorduk. Mesela o benim için köye geliyordu, ben onun için İtalyan restoranına gidiyordum. Aynen, onun sevdiğimiz... Mesela o klasik müziği severdi, Pavarotti falan severdi. Ben de onunla birlikte oturup onu dinlerdim. Yani o mutlu olsun diye. Hani içinden bazen böyle sıkıntı yaşardım ben. Ya bitsin bir an önce şu müzik derdim de ama o mutlu olsun diye tahammül ederdim. Ama eminim ki o da ben mutlu olayım diye katlanırdı yani. Birbirimize, zevklerimize yani biz iki kişi biri olabiliyorduk. Evet. Önemli olan ilişkilerde ikiyi bir etmek. Yaşar diyorlar ya, geçinmeye gönlün olsun. Evet. Sizin gönlünüz varmış geçinmeye. Vardı. Evet. Bir de yaş ilerleyince daha da olgunlaşıyor insan yani. Kesinlikle. Yani mesela şey çok kıskançtı Nilgün. Zaman içinde o da törpüleniyor yani. Ben de biraz agresiftim. Yani o meşhurluğun vermiş olduğu şey. Tabii. Hani insanlar yoğun ilgi, yakışıklısın, ilgi falan. Hani o biraz da bir şımarıklık, bir ego, yüksek ego vardı. Sonrasındaki dönemde ikinci baharda. Bu son 2 sene yani bir ömürdü ya. Bir ömürdü ya. O belki de sonu senle birlikte yazılmış. İşte Allah Teala öyle nasip etti. Yani son demlerini birlikte yaşadık. Son dakika yanında mıydın? Tabii. İçeride de anlattım Nursen'e. Yani Süreyya Paşa Hastanesi'ne yatırdığımızda o artık şey yapıyordu. Yani çamaşırlarını yıkıyordu. Kirleniyordu çamaşırları malum nedenden dolayı. Onu eve getiriyordum, ona meyve suyu yapıyordum, pancar suyu falan yapıyordum, getiriyordum. Hatta son bir hafta kala bizi tanımamaya başladı artık. Yani tanımıyordu, bilinci falan gitti. Bir de çok çöktü, suratı falan, saçları gitti, kirpikleri falan. Her şey böyle inanılmaz bir şey oldu. Affedersin, böyle zombi gibi oldu. Kızımla o son gece dedik ki çok yorulduk. Bir eve gidelim dedik, dinlenelim. Saat 1'de eve gittik, 3'te tekrar hastaneye dönecektik. Eve gittik, üstümüzü tam değiştirdik, tam yatacağız yani, tam biraz uyuyalım dedik. Bir telefon geldi, dedik durum kötüleşti dedi, hastaneye gelmeniz lazım dedi. Tam Aydos Dağı'ndan yukarı çıkarken hastaneye işte 4-5 kilometre kala tekrar telefon geldi dedi, eksi oldu dedi, yani kaybettik dedi. Bir an kızımla yol boyunca hiç konuşmadık. Yani sustuk yani, hiç birbirimize diyecek bir şeyimiz yoktu ki yani, ne diyebilirdik ki yani. Yol boyunca sustuk, konuşamadık. Korona var diye şeyi göremedik. Sokmadılar bizi morka. O sabaha kadar böyle bir suskunluk hakim oldu. Böyle sanki böyle birdenbire fırtınadan sonra bir sessizlik olur ya. Böyle hayatımıza bir sessizlik oldu. Kızım da ben de hiç konuşamadık. Diğer evlatlarım da, Dara'yla Dağım da konuşamadı. Zaman içinde alışıyorsun. Allah Teala o sabrı veriyor ya. Bilen bilir yani. Nasretin Hoca diyor ya, damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Evet. Aynen. Beni ancak annesi, babasını, eşini kaybeden insanlar daha iyi anlar. Evet. Hayat devam ediyor yine ama unutamıyorsunuz. Tabii. Unutamazsın. Unutamıyorsunuz. Yaşar, her şey onu hatırlatıyor. Gerçekten Yaşar. Evet.